kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İnsan hürriyetini sınırlandırmak insana bir sıkıntı ve azap değil midir? Hani İslamiyet'in, imanın bize verdiği bazı emir ve yasakları anlattığımızda zaman zaman böyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Ve çokça sorulan bir soru. Gerek inanmayanlar tarafından gerekse inandığı halde iradesini yanlış yerde kullananlar tarafından gerekse de hikmetini anlamak isteyenler tarafından çokça sorulan bir soru. Allah bizim irademizi niye sınırlandırıyor? Şunu yapın, şunu yapmayın. Şuradan gidin, buradan gitmeyin şeklinde. Şimdi bununla ilgili dünyadan, kainattan bildiğimiz bazı somut örnekleri sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela bir balık denizde sınırlandırılmıştır. Bu onun faydasına mıdır, zararına mıdır? Yani denizde suyun içerisinde kalmak mecburiyetinde bırakılmış ormanlarda e, kartallarla veya hayvanlarla orman hayvanlarıyla arkadaşlık yapması istenmemiş. Buna uyması onun lehine mi, aleyhine mi? Onun lehinedir. Allahü Teala ona koyduğu sınırlar içerisinde kaldığı sürece hayatını devam ettirir. Çıkarsa zarar görür. Şimdi insan oğlu eliyle yapması gereken bir şey gözlü yapmaya kalkarsa bak olmuyor el sınırlandırılmış. Şunları şunlar yapar. Göz görmede kullanır. Evet ama çorbanın tuzuna bakmada kullanılmaz. E bunun sınırlandırılması bunun aleyhine değil ki. Yeter ki kendisine konulan sınırlar içerisinde görevini yapsın. Göz seyretmek, bakmak, görmek. Uzak, yakın, büyük, küçük, sarı, mavi, yeşil. O kadar çok şeyleri fark etmek için, o kadar güzel hayırlı şeylerde kullanmak için verilmiş ki ama adam o sınırları aşıyor ve gözünün çorbanın tuzuna bakmada kullanıyor. E ne yaptı? Hürriyetini açtı. Kendine sağlanan hürriyet sınırlarını aştı, taştı ve zararı kendi çekti. Demek ki aklımızla anlamamız gereken bir şeyi bak hafızayla anlamıyoruz. Kalbimizle sevmemiz gereken bir şeyi aklımızla sevemiyoruz. Her maddi duyguyu yaratıldığı istikamette kullanmak Nasıl bizim için huzur, saadet ve mutluluk getiriyor? Başka yerde kullanmak zarar veriyorsa, ruhani duygularımızda yerli yerinde kullanmak bize huzur, saadet, mutluluk getirir ve dışında kullanmak bize zarar getirir. Şu halde şu hayat aleminde, şu dünya fabrikasında, şu kainat sarayında, bahçesinde neyse hayat ne diye ifade ederseniz edin bu alemde de insan kendisine verilen hürriyet duygusunu kendi sınırlar içerisinde kullanmak zorundadır. Eğer kendi sınırlar içerisinde kullanmazsa zarar eder, sınırlar içerisinde kullanırsa kar eder, fayda sağlar. Onun için huzursuz insanlar, mutsuz insanlar, hayattan tat alamıyorum, lezzet alamıyorum diyenler, aklınıza gelen her türlü sıkıntı, problem ne varsa tamamında aklımıza şunu koyacağız. Acaba bana verilen maddi ve manevi duygularımı sınırları içinde mi kullandım, yanlış yerde mi kullandım? Diğer tarafta, acaba bize sağlanan helal yollar bizim için bizi doyurucu değil midir ki harama girmeye gerek duyalım? Helal dairesi keyfimize helal anlamında kafidir. Yani İslam dini herhangi bir helal şey yasaklanmamıştır ki ya şu helali bana yasaklamış onun için şu duygumu karşılayamıyorum diyelim. Dinimizde insanın meşru ve helal yoldan her şeyi alması, kullanması izinli. Helal bırakılmış. Allahu Teala'nın bizim ihtiyacımız olan bir şeyi yasakladığı diye bir şey yoktur ki insan iradesi sınırlandırılmış olsun. Demek ki iradenin sınırlandırılmasını yanlış anlıyorlar. Benim gözüm niye sınırlandırıldı? Duysaydı da. Bak demiyoruz. Neden? Kulağın ayrı bir görevi var. O duyma işini yapacak. Demek ki insan organlarının kendi alanları içerisinde sınırlandırılması nasıl nimetse, orada kullanılması nasıl bize huzur sağlarsa ve onun dışında kullandığımıza nasıl rahatsız olursak, öyleyse insana verilen hürriyet duygusunu, kendi sınırları içerisinde kullanmak da bize huzur ve saadet verecektir. Onun dışında kullanmak bizi rahatsız edecektir. Mesela irademizi Allah'ın verdiği sınırlar içerisinde kullanmadığımızda o zaman kimin sınırlar içerisinde kalmış oluyoruz? Bununla ilgili bir cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hutbe i Şamiye isimli eserinde şöyle der. Bazı sefih ve laubaliler yani hayatını haramda ve günahlarda kullanan ve farzları ihmal eden tembeller hür yaşamak istemediklerinden bakın hür yaşamak istemediklerinden nefsi emmarenin esareti rezilesi altına girmek istiyorlar. Demek ki insan hür yaşadım diyebilmesi için Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde kalması gerekiyor. Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde kalmayarak hürriyeti reddedenler bakın dikkat edin. Çok enteresan bir cümle. O zaman kimin esareti altına girmiş oluyor? Esareti rezilesi. Yani nefsi emmare'nin, nefsin dizginleri o zaman nefis onu dizginliyor ve isteği tarafa çekiyor. Şu günahı işle onu işliyor. Şunu yap onu yapıyor. Demek ki Allah'ın kulu olarak Allah'ın koyduğu kurallar hürriyetinden uzak kalan insanlar o hürriyet sınırlarını açarak ve taşarak nefsi emmare'nin esareti rezilesi rezil esirlik altına girmiş oluyorlar. Böylece gerçekte nefsin esareti altına giren insanlar dünyada da rahat bulamayacaklar, kabirde de haşirde de, sıratta da huzur ve saadet bulamayacaklar. Yanlış yoldan giden insanlar doğru hedeflere ulaşamazlar. Madem Allah'ın bize koyduğu bu hürriyet sınırı, hür yaşama dünyası bizi hem dünya saadetine hem ahiret saadetine ulaştırıyor. Öyleyse bu yolu, bu sınırları terk edip başka yollara girenler dünya saadetinden de ahiret saadetinde mahrum kalacaklardır. Ölçü bu. Ben Allah'ın koyduğu hür yaşama alanında mıyım yoksa bu hür yaşama alanını aşanlardan ve taşanlardan mıyım başka çözüm yok